evi. Tuttum. Üzüldün mü? Yani böyle bir şey denemeye cesaret etmeni, o evi tutmak için kafede çalışmana, para kazanmana, o parayı biriktirmeni, hayallerinin peşinden koşmana çok büyük saygı duyuyorum. Ama bir yandan da evden sesinin, kardeşlerinle kavgalarının, bize diklenmelerinin, hele ki sofradan tabağının eksilecek olmasına gerçekten hazır değilim. Ama benim yeteri kadar büyüyüp büyümediğimi öğrenmem için bunu denemem lazım. Evet. Bu akşam bizimlesin değil mi? Evet, tabii ki. Yani babama evimi anlatmak ve bana bu şansı gönülden verdiğini duymak istiyorum. Neyse, ben gidip çalışayım. Yani sen de Zeyno abla da iyi değilsiniz. Birinin kafayı çekip çevirmesi gerekiyor. Gel. Hayır, olacak şey değil. Kızıma bak, damadıma bak, torunuma bak. Rezil rüsva bir ev tutuyor ve bundan benim haberim yok. Nasıl haberin olsun? Kızının haline baksana. Sana söylemeyi düşünecek morali kalmamış ki. Derhal oraya gidiyorum ve bu akşam orada bu meseleye dahil olacağım. Aman sen burnunu sokma Dudu. Ortalığı karıştırırsın sonra. Ben anneanneyim. Üstelik de periyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstersem sihirle kümesi saraya çevirebilirim. Ayrıca sen çok fazla konuşma. Hadi odana. Aman hadi odama. Hoppa. Eğer gene sihirle işleri karıştıracaksan hiçbir yere gidemezsin Dudu. Ay Perihan, gene mi beni izliyordun? Ne izlemesi canım? Tarasından bakıyordum sadece müsait misin diye. Merak etme, ben de her şeyi biliyorum, olanları gördüm. Olacak şey mi bu Perihan? Ha? Söylesene. Betüş de bir peri. Önce onun düşünmesi lazım. İnsan oğlunu öyle bir evde oturtur mu? Kuralları biliyor, saygı duyuyor. Söyler misin bana? Eğer sihirle Cem'e konforlu, ideal bir ev yaratsa, Cem neyi nasıl yapacağını nasıl öğrenecek? Annelik mi bu şimdi? Ah, o Betüş'ün kulaklarını çekeceğim. Bir anne olarak duvar gibi karşısına dikilip o evde oturamazsın oğlum demesi gerekir. Nereden biliyorsun içinden bunun geçmediğini? Ne ağası? Nereden biliyorsun sihirlerini kullanmakta özgür olsa oğluna saraylar yaratmayacağını? Unutma Dudu, senin kocan, torunların, damadın birer fani. Onların hayat planlarında her şeyi deneyerek öğrenmek var. Onlar acılarla olgunlaşırlar, büyürler. Onları sevgi hayata bağlar. Hiçbir şeye karışmayacaksın, o kadar. Aa, istediğin cezayı ver. Torunumu o evde ben Dudu'ysam oturtmam. O zaman her türlü sihir girişimin ancak bir dakika sürer. Zamanı geri alırız, sihiri iptal ederiz, sen de kala kalırsın. Hadi bakalım.